kapanışa doğru ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarını az önce ekrana getirdik. Beklenenden daha şahin bir mesaj verdi. Hemen hızlıca bakalım Lagarde neler söyledi ECB toplantısı sonrasında ve soru cevap kısmında. Şimdi öncelikle enflasyonda Şubat ayının özellikle %5.8'e yükselmesi ve daha fazla artış sinyali çok önemliydi. Çünkü Şubat'ta 5.8 enflasyon en kötüsü değil, yani en yüksek seviye değil, daha da yükseliş bekleniyor. Rusya'ya olan finansal yaptırımlar şu ana kadar para piyasasında çok ciddi sorunlar yaratmadı dedi. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ekonomik görünümüne dair riskler büyük oranda arttı. Yine işgal etmesi finansal piyasalarda çok büyük oranda oynaklığa sebep oldu. Fiyat baskıları beklenenden fazla ücret artışına sebep olursa enflasyon orta vadede daha yüksek seyredebilir. Yani enflasyonu sadece yükselen enerji fiyatları ve petrol fiyatları üzerinden okumuyor AMB Başkanı Lagarde. Aynı zamanda da ücret artışına sebep olacağı için ücret enflasyonu, yani hem talep hem maliyet enflasyonuna dikkat çekiyor. Yine Ukrayna'nın işgalinin tedarik risklerini artırabileceğini ve talebi azaltabileceğini söyledi. Tüketim ve yatırımı aşağı çekebilir dedi. Şimdi enflasyon tahminlerini de hatırlatalım. Bu yıl için önceki rakam 1.8 iken %2.1'e revize edildi. Önümüzdeki sene için 1.8 iken bu rakam, düzeltiyorum, 2023 için, yani önümüzdeki yıl için 1.8 iken 2.1'e revize edildi. Bu yıl için 3.2 idi enflasyon beklentileri. 5.1 seviyesine yükselttiler. Yani 1.9 puan bu yıl Avrupa'nın enflasyonun daha yüksek olacağını düşünüyorlar. Şimdi başka neler söylemiş? Piyasa bazlı göstergeler enerji fiyatlarının beklenenden uzun süre yüksek kalacağını işaret ediyor diyor Christine Lagarde. Enflasyondaki artışın enerji fiyatlarına bağlı olarak devam etmesini bekliyoruz. Az önce rakamı da zikrettim size. %5.1 diyorlar bu yıl için enflasyonun geleceği seviye. Orta vadede enflasyon yükselecek ama tüm senaryolarda kademeli olarak azalması bekleniyor denilmiş. Çok uzun vadede bir düşüş bekliyorlar artık ve enflasyon hedefimiz civarında çıpalanmaya çalışıyor. Beklentileri de yönetmeye çalışıyoruz diyor. Peki büyümeye dair neler söyledi? 2022 ve 2023 büyüme tahminlerine hemen hızlıca bir bakalım. Şimdi mavi ile gördüğümüz Haziran tahmini, turuncu Eylül tahmini, yeşil Aralık tahmini ve bugünkü toplantıda sarı ile gördüğümüz Mart tahmini. Aslında Haziran'dan beri yaklaşık olarak son 8 aydır her toplantıda büyümeye ilişkin daha olumsuz, daha pesimist bir senaryo çiziyor Avrupa Merkez Bankası. Bu yılın büyüme beklentisini Haziran'da %4.7 şeklinde telaffuz ederken ECB son toplantıda, bugünkü toplantıda %3.7 dedi 2022 büyümesi için. Önümüzdeki yıl içinde yine %2.8'lik bir büyüme rakamına dikkat çekti Avrupa Merkez Bankası Lagarde. Ben Avrupa tahvillerini ve Euro-Dolar paritesini de ekrana rica edeyim. Hemen hızlıca piyasalara da bakalım. Çünkü Dolar-TL 15 seviyesine doğru hızlı bir şekilde yükselirken bugün 14.80'lerin de üzerine geldik. Dışarıda Euro-Dolar paritesi 1.10'larda seyrediyordu. ECB'nin kararından sonra piyasa reaksiyonuna da bakalım. Avrupa tahvil faizleri yükseliyor. Karardan sonra İtalya başta olmak üzere birçok periferi, yani çevre Avrupa ülkesinde faizlerin yükseldiğini gördük. Alman bundları 10 yıllık %0.29'a geldi. İngiltere 10 yıllık tahvil faizi %1.53'te. Fransa 10 yıllık tahvil faizi %0.76'da. Gelelim Euro-Dolar paritesine. O tarafta fiyatlama nasıl diye. 1.10.44 seviyesindeyiz. Gün içinde 1.11'e kadar yükseldi. Çünkü Lagarde birçok piyasa oyuncusu aslında beklenenden daha şahin buldu ilk açıklamalarını. Özellikle mevcut varlık alımlarını beklenenden daha hızlı azaltabiliriz dedi. Bu oldukça önemliydi. Bugünkü başlıklar içerisinde belki de Lagarde'ın piyasa nezdinde şahin durması, şahin olarak yorumlaması bu tarafa çekildi. Şimdi gidelim hemen yatırım finansmana, detayları soralım bakalım onlar nasıl görüyor bu fiyatlamaları. Serhan Yenigün olacak, strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü. Serhan Bey hoş geldiniz. Siz nasıl yorumlarsınız Lagarde'ın açıklamalarını? Gerçekten şahin diyebilir miyiz? Ve tabii piyasa etkisini de sorayım. Bu arada bir son dakika var, hemen onu da aktaralım. Rusya Devlet Başkanı Putin'den geliyor. Rusya Avrupa'ya enerji yükümlülüklerini tamamen yerine getiriyor. Oldukça önemli bir açıklama. Şu an Avrupa'ya enerji yükümlülüğümüzü tamamen yerine getiriyoruz diyor Putin. Bunu da iletelim ve Serhan Bey'e sözü vereyim.
Evet, Lagarde'ın açıklamalarını ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarını genel olarak biz de şahin buluyoruz ama bu biraz da zorunluluktan artık. Çünkü emtia fiyatlarının geldiği nokta ortada. Avrupa'da da Amerika'da da mesela az önce enflasyon açıklandı. Son 40 yılın en yüksek rakamları görülüyor. Dünyada bir enflasyonda çok ciddi artış var. Böyle bir ortamda daha hala likidite programını, negatif faiz ortamlarını sürdürmek çok kolay değil. Tabii ECB bir faiz artırımından şu an için belki bahsetmiyor. Daha doğrusu böyle bir karar almış değil ama bunların da ilerleyen dönemde geleceğini görüyoruz. Amerika'da da bugün mesela enflasyon açıklandı. Orada da %7,5'tan %7,9'a yükseldi yıllık TÜFE. Yani %8'e yaklaştı diyelim. Geçmiş yıllara doğru baktığımızda 82'de en son bu rakamlar görülmüş. Yani tam 40 yıl önce. Daha öncesinde 70'li yıllarda %12'ler, %15'ler var. İkinci Dünya Savaşı ya da Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde %20'lere kadar çıkmış. Yani Amerika'da çift haneli enflasyon olmaz diye bir durum söz konusu değil. Ve şunu da düşünmek gerekiyor. Bu hem Avrupa için geçerli hem Amerika için ve aslında tüm küresel ekonomiler için geçerli. Bu enflasyon oranlarındaki yükselişi biz aslında Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce zaten bir tırmanış şeklinde görmeye başlamıştık. Daha emtia fiyatlarındaki son dönemde yaşanan artışın etkileri enflasyon olarak yansımadı bile küresel ekonomilere. Bir de bunlar yansıyacak. Yani petrol fiyatlarının mesela 2 gün önce 130 doları test etmiş olması şu an belki işte biraz altında 110 dolar 120 dolar bandına doğru geldi ama bu seviyelerdeki petrol fiyatları ve diğer endüstriyel metaller, tarımsal emtia ürünleri, diğer enerji kaynakları ya da kıymetli madenler fark etmez. Bunların son dönemde aldığı fiyat seviyelerinin biz daha enflasyon oranlarında olduğunu bile düşünmüyoruz. Belki çok az oranlarda tarımsal ürünlerde bir yükseliş çünkü var, bir süredir var. Dolayısıyla da küresel merkez bankaları sıkılaşmaya gitmek zorunda. Hem gelişen ülkeler hem gelişmekte olan ülkeler bazında. Biz belki yurt içinde de bunu göreceğiz bir vadede. O yüzden evet yani en baştaki sorunuza dönersek Lagarde'ın açıklamalarını şahin buluyoruz ve bunun da bir zorunluluktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Bu arada Goldman Sachs'ta Wall Street bankaları içerisinde Rusya'dan ilk çıkan banka olarak duyurusunu yaptı. Rusya'dan çıkacağını duyurdu. Goldman Sachs Amerika'daki bankalar içerisinde Rusya'dan ilk çıkış yapan banka. Bu önemli son dakikayı da iletelim ve gidelim hemen araştırma masasına. Çağlar Kuzlukluoğlu bizimle. Çağlar hoş geldin. ECB'nin mesajlarını aktarıyoruz. Piyasa görece şahin algıladı diyoruz ama sen nasıl okudun mesajları ve hem Avrupa borsaları hem de Avrupa varlıklarındaki reaksiyon nasıl? Güzel merhaba, güzel bir akşam diliyorum. Senin de söylediğin üzere hem Amerika enflasyonu hem de Avrupa Merkez Bankası ile ilgili gündemi takip eder vaziyetteyiz. Hem aslında malumun ilanı hem de biraz Avrupa Merkez Bankası'nın şahin tonu öne çıkmış vaziyette ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun da 40 yılın zirvesi ki aslında beklentiye paralel gelen bir veri. Ama detayı şurada Avrupa Merkez Bankası ile aynı saatlerde karşıladığımız bu iki gelişmenin petrol tarafında zirveler görülmeden önce gelen bir ABD enflasyonu ki şu anda ekranda da görüldüğü üzere turuncu renkli manşet enflasyon ve beyaz renkli çekirdek enflasyondaki artışın boyutu ve hızı dikkat çekici vaziyette ki Fed'in bununla alakalı zaten sene başından itibaren gündemi ortada. Bunun özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde yarattığı etki, bunun içerisinde Türk lirası da dahil. Gerçi son günlere kadar aslında Türk lirasında bir miktar daha farklı bir durum gözlemleniyordu ama işin içine Rusya-Ukrayna konusu da denkleme dahil olduktan sonra Türk lirasındaki değer kaybının da derinleştiğini söyleyebiliriz. Keza seninle dün Euro-Dolar kurundan ve özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borsa endekslerindeki ayrışmadan da bahsetmiştik. Bunu karşıladığımız dakikalarda da Avrupa Merkez Bankası'nı dinledik bir yandan. Burada az önce altını çizmeye çalıştığım gibi daha şahin bir ton vardı. Detaylarda açıkçası en öz olarak söyleyebileceğimiz 2022 için beklendiği üzere büyüme tahminleri aşağı, enflasyon tahminleri de yukarı yönde revize edildi. Rakamlar bazında söyleyecek olursak da 2022 büyüme beklentisi 4,2'den 3,7'ye, 2023 büyüme beklentisi de 1,6'dan 2,8'e, yani bir nevi ekonomik aktivitedeki iyimserliği bir sene ertelemiş vaziyette. Enflasyonda da sene sonu beklentisi 3,2'den 5,1'e yükseltilmiş vaziyette güzel. Özetle daha şahin bir ton dedik. Varlık alımlarında daha hızlı davranılacağına dair küçültme anlamında bir mesaj vardı, bir ton vardı Lagarde'ın konuşmalarında ve bu noktada savaşın bilhassa Avrupa ekonomileri
ekonomi üzerinde yaratacağı etki ve gerek piyasalarda gerekse senin altını çizdiğin varlıklar bazındaki etkiyi yakından ilgilendiren konularda AMB'nin bir miktar daha artık gergin tonda konuştuğunu görüyoruz. Ama burada tabii işin özellikle ticari ve ekonomi politik kısımlarında Avrupa'nın kendince hareket alanı da kısıtlı görünüyor şu ana kadar en azından izlediğimiz. Özetle yüksek enflasyon ve para politikası etrafında yine bir günü daha geride bırakıyoruz güzel. Çok teşekkür ediyoruz Çağlar aktardıkların için. Kısa bir araya gidelim. Aranın arkasından TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan bizimle olacak. TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan bizimle olacak. Enver hoş geldin yayına. Teşekkür ediyoruz öncelikle kırmayıp bağlandığın için. Şimdi ECB'yi takip ettik ama Rusya-Ukrayna krizine karşı daha güvercin bekleniyordu. Ortak tahviye alımına dair sinyal vermesi bekleniyordu ama ne bekledik ne umduk ne bulduk diyeyim daha doğrusu. Sen nasıl gördün bu Şahin mesajları? Evet Gizem aslında dediğin gibi hani birazcık piyasa ne umdu ne buldu noktasında daha çok hani beklenmeyeni bekle olgusuna doğru bizi ECB'nin açıklamaları götürdü. Neden? Çünkü bir defa hani ilerleme safhasına bağlı olarak evet Rusya'nın Ukrayna işgali önemli bir dönüm noktası. Doğru. Ancak burada hani büyümeye dair risklerden ziyade fiyat istikrarına yönelik risklerin daha fazla önceliklendirilmesi hani Avrupa açısından biraz fazla açıkçası hani ilerleyen döneme ilişkin bazı ters yönlü rüzgarlara maruz kalabileceklerini gösteriyor. Ama bir de tabii ki şu var, çok önemli bir dönem negatif faiz uygulanması söz konusu ve bu enflasyon eğrisinin gerisinde kalma aşamasında da negatif faizler çok fazla sürdürülebilir değil. Şimdi enflasyonun temel olgusu, aslında biz bunun ayrıntılarını Amerikan enflasyonu içerisinde de görüyoruz. Burada talep ve hizmet enflasyonu etkisi var, mal enflasyonu etkisi var ve tabii ki Mart ayından sonra çok yüksek oranda petrol fiyatlarından maruz kalınacak katmanlı bir etki söz konusu olacak. Şimdi hani burada tek başına elbette fiyat değişkenini değerlendirdiğimiz zaman sıkılaşma önemli bir etken. Çünkü hani enflasyondan kaçınmak noktasında evet direkt petrol arzına para politikasıyla müdahale etme imkanımız yok. Ancak bir işin içinde tabii ki enflasyon beklentileri patikası var ve enflasyon açıkçası beklentileri de etkilediğinden dolayı o ileriye dönük çıpanın korunması ve fiyatlama davranışlarının bozulmaması yönünde para politikasının uygun bir sıkılıkta ya da uygun bir gevşeklikte olması gerekiyor. Şu an ECB'de benim gördüğüm açıkçası çok uzun bir süre uygulanmış olağan dışı parasal genişleme ve düşük negatif faiz uygulamasının bir anlamda enflasyonu daha fazla sundurması ve beklenti yönetimini zorlaştırması etkisinden ileri geliyor. Şu an 5.8'lik bir güncel enflasyon oranı var. Şubat ayına dair tabii ki ama Şubat ayından sonra katmanlanacak enerji etkisini ve bunun fiyatlama davranışlarına yansımasını görecek olursak hani gıda fiyatlarından gelecek etki de tabii ki dolayısıyla daha yüksek oranda hissedilecektir. İşte o enflasyon bariyerini koruma noktasında açıkçası biraz daha iyisi bir proaktif olmayı değerlendiriyor gibi görünüyor. Ama tabii Rus enerjisine bağımlılığın %40'ın üzerinde olduğunu düşünecek olursak aynı zamanda da ikinci çeyrekten sonra bu arz açığına ilişkin durumlar önemli bir sanayi yavaşlamasına sebep olacak. Hani Fed'in bu noktada hani Amerika'nın o daha ılımlı bağımlılığını düşünecek olursak yani Rusya'nın o kadar da önemli bir belirleyiciliği olmadığını ve ciddi anlamda hani enerji açığını ikame edebilecek konumda olduğunu düşünecek olursak Fed'in daha fazla enflasyonu önceliklendirme anlamında hareket alanı var ama ECB bu konuda biraz daha fazla risklere maruz kalabilir diye düşünüyorum. Ve tabii hani siyasi anlamda da özellikle bu yaptırımlar konusunda Avrupa'nın petrol ambargosuna katılan bir konumda olmamasının da hani enerji akımının devamlılığı ve bu noktada ekonomik büyümenin, sanayi aktivitesinin korunması perspektifinde olduğunu yorumlamak lazım. Muhtemelen orada da çok daha ılımlı davranacak ve Amerika'nın arkasında hizalanmayı en son ihtimal olarak, en son seçenek olarak değerlendirecek bir Avrupa hükümetleri düzlemi söz konusu olacak.
tabii hani faiz arttırımlarını erteletebilecek veya büyük ölçekli varlık alımlarının sonlandı ve öteleyebilecek potansiyeldeki bir açıklama beklenebilirdi. O yüzden hani fiyat istikrarı vurgusu beklenenden daha yüksek bir tonda çıkmış oldu. Artı olarak dördüncü çeyrekte faiz arttırma olma ihtimali canlı tutulmuş oldu ve tabii faizlerin daha düşük olabileceğini de ifadenin düşürülmesinin altında yatan evet. ayrıntı aslında negatif oranların sürdürülebilir olmamasında ileri geliyor. Emel, yani bu noktada bir retorik yaklaşım lazım. Ayarlaması olmuş oldu. Teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve gidiyoruz hemen buradan New York'a, Melike Ayan'a. Melike, Lagarde Şahin yorumladı piyasa ama Amerika'da neler fiyatlanıyor şu an, ne dersin? Ve tabii enflasyon rakamları da orada çok sürpriz yaratmadı ama yükseliş zannediyorum devam ediyor. Evet, 3 ana gündem var. ABD'de traderlar kalkınca TÜFE 40 yılın zirvesinde 1982'den beri görülmüş en yüksek rakamlar. Ukrayna-Rusya konuşmaları başarısızlıkla sonuçlanmış. Avrupa Merkez Bankası Şahin. 3 ana gündemde piyasanın tadını kaçırdı gerçekten. Enflasyon %7.9'larda, 7.8 en fazla beklenen rakamdı. Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da çıkacak. Ekonomistlerin söyledikleri öngörüleri bu. Güzel. Ve işsizlik sigortası başvuruları da 11 bin çıkıp 227 bine geldi. İkinci çok iyi gelmeyen ekonomik veri olarak baktığımızda. Ve en çok petrolün maliyeti buna yansımış. %6.6 yukarı çıkarak. Piyasanın reaksiyonu ne oldu? Aşağı yönlü oldu. Tabii ki dolar yataydı. Rapor geldikten sonra 10 yıllıkların faizleri de düştü. Amazon'un hissesi tek kendini yukarı çıkaran %6 neredeyse bir ara çıkmıştı yukarıya. 20'ye 1 split yapacağını açıkladığı için şu anda yine altın güvenli liman, petrol çıkışına devam ediyor. 3 endeks de aşağı yönlü satışlara devam ediyor diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Melike Ayan'ın da görüşlerini aldık, yorumlarını Amerika'daki son fiyatlamaya dair. Kapanışa doğru programını burada noktalıyoruz. Birazdan Kıvılcım Harika Ertunç günden kalanlarla karşınızda olacak.